Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir şifa çorbası, şehriyeli tavuk suyu çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için bir tane bütün tavuk kullanıyorum, 2 diş sarımsak, büyük boy yarım soğan, 8 tane karabiber. Üzerine su ekleyelim. Çok fazla da su doldurmuyorum. Tencerenin yarısına kadar su doldurdum. Kapağını kapattım. Ocağı alalım. Düdüklü tencerede kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısalım. Kısık ateşte 40 dakika pişirdim. Suyunu süzüp bir tencereye aldım. Tavukların but kısımlarını didikleyip ayırdım. Tencereye bir yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ alalım. Bir tane rendelenmiş havuç alalım. Havuçlar rengini bırakana kadar kavuralım. Beş su bardağı tavuk suyu ilave ediyorum. 3 su bardağı normal su kullanıyorum. Eğer isterseniz hepsini tavuk suyu da kullanabilirsiniz ama ben ağır olmaması için bir kısmını su kullandım. Kaynamaya başladıktan sonra yarım çay bardağından biraz fazla tel şehriye ilave ediyorum. Karıştıralım. Şehriyeler yumuşayana kadar pişirelim. Terbiyesini hazırlıyorum. Terbiyesi için 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Pürüzsüz kıvam alana kadar iyice çırpalım. Bir tane taze sıkılmış limon suyu ilave ediyorum. Terbiyemiz hazır. Bu arada şehriyeler yumuşadı. Artık terbiyesini ilave edebiliriz. Terbiyesini tavuk suyundan alıp karıştıralım. Bu işlemi mutlaka yapalım. Terbiye tamamen ısınana kadar, tamamen sıcak olana kadar çorbanın suyundan alıp terbiyeye karıştıralım. Terbiyeyi çorbaya ilave edelim. Kaynayana kadar karıştıralım. Terbiyenin kesilmemesi için kaynayana kadar karıştıralım. Kaynamaya başladı. Didiklediğim tavukları içine alalım. Tavukların hepsini kullanmadım. Haşladığım tavuğun but kısımlarını ve biraz da göğüs kısımlarından didikleyip çorbaya ilave edelim. Kalan tavukları da didikleyip dondurucuya atabilirsiniz. Ben tavuklu pilav yaptım. Çorbanın kıvamı biraz koyu geldiği için 1 su bardağı daha tavuk suyu ilave ettim. Çorbanın kıvamına göre su ilave edebilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın küçük gözüne alalım. Ocağın küçük gözünde orta ateşte 10 dakika kaynatalım. Kaynaması durmasın.
10 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatalım ve tuzunu ilave edelim. Tuzunu en son ilave ediyorum. Çorbamız hazır. Bir tabağa alalım. Üzerine maydanoz serpelim. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Tam bir şifa çorbası. Kışın hasta olduğunuzda, kışın soğuk havalarda yiyebileceğiniz nefis bir çorba oluyor. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.